Arkası yarın. Pervin, 6. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolar. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yılmaz Meydaneri. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Taner ve Naci İstanbul'a fakülteyi okumaya gelen iki yakın arkadaştır. Aynı evde kalırlar. Taner çalışkan bir öğrencidir. Naci ise derslerden çok mini etekli kızlara ilgi duymaktadır. Aynı fakültede okuyan zengin ama şımarık ve hoppa bir kız olan Pervin'e aşık olan Naci, kız yüzünden Pervin'in erkek arkadaşı Oktay'dan dayak yer. Pervin'in şımarık olmasına, namus anlayışına rağmen aşkından gözü dönen Naci bu kızdan kopamamaktadır. Bu yüzden Taner'le kavga ederek evden ayrılıp bir başka arkadaşının evinde kalmaya başlar. Naci aynı fakültede okuyan Soner adlı bir gençle yakın ilişkiye girer. Soner her fırsatta okulda karışıklık çıkartmaktan hoşlanan bir tiptir. Bir gün Naci'ye okul idaresince yasak olan bir broşürü vererek öğrenciye dağıttırır. Ancak işin içine polis girince Naci kaçar ama polis broşürleri Naci'nin dağıttığını tespit etmiştir. Bu sırada oğlunu merak ederek İstanbul'a gelen Naci'nin babası Halim Bey, Taner'den Naci'nin içine düştüğü sıkıntıları öğrenir ve yıkılır. Ertesi gün polis fakültede Naci'yi yakalayarak karakola götürür. Broşürleri senin dağıttığını tespit ettik Naci. Hiç inkara yeltenme. Senden öğrenmek istediğimiz şu: bu broşürleri kimden aldın? Dağıt talimatını kim verdi ve maksadınız neydi? İnanın komiser bey, kötü bir maksadım yoktu. Ben kendimi tesadüfen bu işlerin içinde buldum. Broşürleri kim verdi sana? Tanımıyorum. Üniversite kalabalıktı. Birisi elime tutuşturdu. Ya şu gördüğünüz broşürleri. Öğrencilerin yararınadır. El birliğiyle dağıtalım. Yani broşürleri sana vereni tanımıyor musun sen şimdi? Bilmiyorum ya. Birisi elime tutuşturdu komiserim. Aklın sıra kanunu kandıracağını sanıyorsun ha. Utan. Koskoca adamsın. Eline verilen her şeyi sorup soruşturmadan nasıl olur da dağıtırsın? Son bir kere daha soruyorum sana. Bu broşürleri dağıtman için kim emir verdi sana? Soner adında biri. Bizim üniversitede öğrenci. Peki neden dağıttın? Amacın neydi? Amacım ne? Bir kız uğruna girdim bu işe komiser bey. Bakın her şeyi anlatacağım size. İşte böyle komiserim. Kendimi o zengin kıza beğendirmek için yaptım bütün bunları. Başka bir amacım yoktu. İster inanın ister inanın. Doğru söylediğine inanıyorum delikanlı ama yine de savcılığa göndereceğim seni. Naci. Oğlum. Baba, sen burada mıydın? Ne oldu? Komiser bey serbest bırakmadı mı seni? Savcılığa gidiyorum şimdi baba. Yoksa hapse mi atacaklar seni Naci? Bilmiyorum baba. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen nerede kalıyorsun? Taner'in evinde. Sen yine oraya git baba. Savcı serbest bırakırsa ben de gelirim. Hadi üzülme. Büyük bir suç işlemedim ben, inan bana. Bu kadar yeter. Yürü bakalım delikanlı, gidiyorum. Allah'ım, bu da mı gelecekti başımıza? Şimdi memlekete hangi yüzle dönerim ben? Hanım sorarsa ne cevap veririm? Geçmiş olsun Pervin. Olayı duydum. Ucuz kurtulmuşsun. Teşekkür ederim Oktay. Hep onun yüzünden oldu. Naci'nin yüzünden başıma geldi bunlar. Naci'nin mi? Şu köylünün mü? Evet. O gün elime bildiriyi vermek istemeseydi o dirençli çocuk bana vurmayacaktı. Şikayetçi olsaydın keşke. Olmaz olur muyum? Polis yakaladı bile Naci'yi. Şimdi hapisteymiş. Bir tek Naci'yi yakalamakla olmaz. Naci'yi bu işe sürükleyenleri de yakalamalı polis. Duyduğum doğruysa Naci Soner'in ve arkadaşlarının isimlerini vermiş polise. Herhalde onlar da yakalanır yakında. Yarın akşam ne yapıyorsun Okta? Hiç. Birine verilmiş bir sözüm yok. Neden sordun? Bize gelsene yarın akşam.
Naci'nin yakalanışı şerefine evde bir parti veriyorum. Eğleniriz. Ölenle olana çare bulunmaz derler Halim amca. Üzme kendini bu kadar. Ne yapalım, kader işte. Savcı tutuklamış Naci'yi Taner. Şimdi hapiste elimden bir şey de gelmiyor. Oğlum hapiste, ben burada. Büyük bir ceza vereceklerini sanmam. Alt tarafı işte bir broşür dağıttı çünkü. Anlayamadığım bir şey var. Siz ikiniz köy okulundan beri yakın arkadaşsınız Taner. Neden sen böyle işlere karışmadın da o karıştı? Naci'yi senden ve okulundan ayıran sebep neydi oğlum? İstanbul büyük şehir be Halim amca. Benim gibi nefsine hakim olan, mini etekli kızlara direnen, sonra üniversiteyi karıştırmak isteyen gençlere uyanların sayısı pek fazla değil. Çok söyledim Naci'ye. Kendini o zengin kıza kaptırdığında yalvardım. Vazgeç bu sevdadan. Bizler o türlü kızlarla aşık atamayız dedim. Ama nafile dinletemedim be Halim amca. Geçmiş olsun delikanlı. Sağ ol, Allah razı olsun. Suçun ne? Niye attılar seni buraya? Üniversitede broşür dağıtırken yakaladılar. Ya demek siyasi sayılırsın ha? Ya aslında bir suçum yok. Oyuna getirdiler beni abi. Öyledir öyledir. Biz bu cezaevinde ne adamlar gördük be. Herif karısını, kaynanasını, kayınbiraderini, anlayacağın sülalesini kesmiş öldürmüş. Ondan sonra da suçum yok, beni şeytan dürtükledi diyor. Hiçbir mahkum suçlu olduğunu kabul etmez zaten arkadaş. Hayrola arkadaşım, ayaklarını oynatıp duruyorsun. Bir derdin mi var? Şey, sıkıştım da. Burada tuvalet var mı? Hop hop, dur bakalım evlat. Daha geleli ne kadar oldu ki? Burasını Hilton Oteli mi zannettin? Cezaevindesin, cezaevinde. Yani iki dakikada bir sıkıştım, beni tuvalete götürün falan diyemezsin, tamam mı? Çocuğum buraya. Ama ben çok sıkıştım abi. Bekle bekle. Birazdan nöbetleşe çağırırlar. Sıranı kaybettin mi yanarsın. Tabii. Gözünü dört açmazsan havanı alırsın bu hapishanede. Sonra açlık var sırada. Bir dilim ekmek, bir tas çorba buldun mu krallar gibi hissedersin kendini, tamam mı? Yani şimdi tuvalete gitmek için ismimin okumasını mı bekleyeceğim? Maalesef öyle. Ya da donuna yapacaksın. Tamam herhalde. Ya Rabbim, nedir bu başıma gelenler? Bir kız uğruna kendimi ne sıkıntılara soktum. Oysa şimdi Taner'in sıcak evinde dersimi çalışıyor olacaktım. Keşke Taner'in nasihatlerini dinleseydim. Hayrola Ayla? Mahvolduk Soner, mahvolduk. Ne oldu ya? Niçin mahvolmuşuz anlat. Hani şu Naci vardı ya, broşürleri evet dağıtırken yakalanan çocuk. Evet. Karakolda sıkıştırdıkları zaman hepimizin ismini vermiş. Polis elebaşı olarak seni, beni, hepimizi arıyormuş. Ya bu muydu korktuğun? Korkma, polis hiçbirimize bir şey yapamaz. Ama Naci konuşmuş, her şeyi anlatmış diyorum İstediği sana. İstediği kadar konuşsun. İstediği kadar bizi suçlasın. Polis bizi yakalayınca biz de ne diyeceğiz? Haberimiz yok, biz öyle bir şey yapmadık diyeceğiz. Peki ya Naci'nin itirafı? Bizi suçlaması? Bize iftira atıyor deriz. Ayrıca bizim Naci'ye broşürü verdiğimizi gören var mı? Yok. Doğru be. Bu hiç aklıma gelmemişti. Ama Naci'nin bizi ele vermesini affetmeyeceğim. Ne yapacaksın ona? Biraz üzülmesini sağlayacağım. Hepsi o. Aferin çocuklar, eğlenin. Pervin kızım. Efendim anne. Şu balet İlhami. Bu akşam dönmüyor muydu Londra'dan? İlhami mi? Aha,
sevgili İlhami. Dönüyor, neden sordun? Hani İlhami'yi havaalanında karşılayacaktın? Unuttun mu yoksa? Ay, unuttum. Ama dönerse dönsün, bana ne? Yarın arar gönlünü alırım onun. Deli kız. Hem İlhami'yi sevdiğini söylüyorsun, hem de burada başkalarıyla gönül eğlendiriyorsun. Sana çekmişim anneciğim, sana. Sen de babamla evlisin ama onu hep ihmal etmiyor musun? Bırak şimdi babanı. Ben gidiyorum, siz eğlenmenize bakın. Güle güle. Güle güle. Hadi çocuklar, müzik, dans, içki bizi bekliyor. Ora. Hoş geldin İlhami. Seni çok özlemiştik oğlum. Pervin gelmedi mi baba? Geleceğini bildirdim ama bir şey demedi. Belki işi çıkmıştır. Ne işe çıkabilir ki? Dün Londra'dan aradım, gayet iyiydi. Neyse. Karşılamaya geleceğini söylemişti bana. Boş ver. Biz evimize dönelim oğlum. Siz gidin, ben daha sonra gelirim baba. Sen nereye gideceksin ki? Pervin nere? Onu çok özledim. Sevdiğimi biliyorsunuz. Hadi güzelim, bir tane daha iç. Ay, çok içtim. Sen de bana sürekli içiriyorsun. Hadi gel dans edelim. Seni seviyorum ben. Seviyor musun? İyi, sev, ne yapayım. Senin odan neresi Pervin? Alt katta. Neden sordun odamı? İçim merak ettim de sevdiğim kızın odası nasıldır diye hep merak ederim. Beni götürür müsün odana? Görmek istiyorum da. Tabii. Oğlum, hadi gel. Hadi. Buyurun. Merhaba. Pervin Hanım evde mi? Evde. Siz kimsiniz? Ben yakın bir arkadaşıyım. Adım İlhami. Nerede şimdi? Şeyde. Odasında. Öyle mi? Ben odasının yerini biliyorum. Durun. Siz burada oturun. Ben geldiğinizi haber vereyim. Gerek yok. Ben nişanlısı sayılırım. Sonra bana çok kızar. Odasına girmeyin. Boş ver dedim ya, nişanlısı sayılırım. Sürpriz yapmak istiyorum. Aman Allah. Neler oluyor burada? Sen de kimsin? Ne akla giriyorsun bu odaya? Ay, ne oluyor Oktay? Kiminle konuşuyorsun? Pervin, bu halin ne böyle? Defol dışarı buradan, defol! Esas sen defol. Sen kim oluyorsun da beni buradan kovuyorsun be? Ha? Ne oluyor? Sarhoş bir kızdan istifade edersin ha? Çok konuştun ama, al bakalım. Seninle daha sonra yine görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Dur! Kaçma! Aç! Aç kapıyı çabuk! Aç! Peki efendim. Kimdi o herif? Nereye gitti? Çabuk söyle. Oktay Bey'den mi söz ediyorsunuz? Demek adı Oktay ha? Nereye gitti o alçak? Bilmiyorum, kapıdan dışarı fırladı. Namussuz herif. Sevdiğim kıza sarkıntılık ettiği yetmiyormuş gibi bir de bana yumruk attı. Ama bunun hesabını soracağım o alçağa. Pervin isimli oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.